Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın, bitirdim, son sırama geldim. Şu nohut kısmı olan modelini bitirdim. Şimdi arkadan son sıramı gidiyorum. Bakın, son sırada modeli aynı şekilde kuruyorum. Bakın, 3 arttırıp 3 kestiğim için aynı şekilde biterken de 2, 4, 5 tane haroşam var. Onu örüyorum. 3 arttırdım. Bakın, bu arttırdığım 3 ilmeği kesiyorum. 3 ilmeği kestim ve arttırdım. Bu son sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. 30, yanlış hatırlamıyorsam 30 sıra ördüm. Şu düzlüğünden tekrar sayayım. Bakın, şunun değil, şu diğerini sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 30 sırayı ördükten sonra arka sırada aynı şekilde modelimi yapıp kesim işimime başlayacağım. Bu yeleğimizin tam yarım kısmı, yarısı yani. Yeleğimiz iki parçadan oluşuyor. Şal şeklinde örülüyor ve ortadan birleştiriliyor. Evet. Şimdi bitişimiz nasıl olacak? Onu göstermek istiyorum size, Allah izin verirse. 2, 4, 5. Şu kenar bandımız olan 5 kısım. 5 ilmeği ördüm. Evet. Şu an bitirdim hepsini. Bakın, şu orta kısım, şu da kol kısmı. Şuraya işaret koymuştum. Şu işaretimiz kestiğim taraf, şu taraf arttırma tarafı. Bu taraftan kesiyorum, bu taraftan arttırıyorum. Şu kısım etek kısmı, eteğin dörtte biri. Şurası, bakın, şu en, eteğin dörtte biri. Şimdi nasıl yapacağız? Bakın, şu ucda kesme yapmıştım ya. Burada tam tersini yapıyorum. Kesme yapmıyorum buradan. Bakın, şu şekilde artma yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Arttırdım. İlmeği bırakmadan tekrar diğer ilmemi örüyorum. Burada tamamen ilmelerimi haroşaya çeviriyorum. Bakın, terse çeviriyorum yani. Tamamen ilmelerim bitinceye kadar ters örüyorum. Yani burada ters ördüğüm için seyirciler çok hızlı örüyorsunuz diyor. Hızlı örmezsem de videonun dakikası uzuyor. Bakın, oradan arttırdım. Bu baştan arttırdığım sıra şu son kısımda hiçbir işlem yapmıyorum. Yaptığım işlem şurada. Sağ tarafta döndüğüm zaman. Bakın, arka yüzdeyim. Döndüm ve burayı, bakın, kesiyorum. Kestim. Ve hemen bir tane işaret takıyorum buraya. Evet, bakın, işaret taktım. Bu işaret taktığım yerden unutabilirim çünkü yanılabilirim diye işaret takıyorum ve oradan kesiyorum. Bu yüzden de haroş örüyorum. Modelimizde bu yüzden, bakın, modelimizin bu iç yüzü düz olarak gidiyor. Burası da
Bakın düz yüze. Evet. Ben bu sırayı örüyorum. Bakın başka bir iş yaptığımız yok. Sadece ters olarak yani haroş olarak örüp gidiyorum. Evet. Yeleğimiz bayağı merak uyandırdı nasıl bir yelek olacak diye. İnşallah hep beraber göreceğiz nasıl bir yelek çıkacak ortaya. Çünkü daha önce örmediğim için elimde bir örneğim yok. Bu benim örneğim. Evet, bakın buraya işaret koymuştum. Şimdi burada arttıracağım. Şöyle alttan giriyorum bakın. Ve arttırıyorum. Evet, arttırdım. Bırakmadan tekrar diğer ilmeği de örüyorum. Diğer başa kadar haroşa olarak öreceğim. Evet, örüp geldim. Şimdi buradan bir tane daha keseceğim. Bu işaret koyduğumuz yerden kesme yapıyorum. Bir baştan kesiyorum, bir baştan arttırıyorum. Bakın bu sıranın sonunda şimdi kestim. Örüp gideceğim. Dönüşte tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın burada bu baştan bu işaret koyduğum yerden kesmiştim. Şimdi başa kadar geldim. Tekrar geri dönüyorum bakın. Döndükten sonra burada bir işlem yapmadım. Döndüğüm zaman işlemimiz yapılıyor. Bakın alttan tekrar göstermek istiyorum. Şu alttan ilmeğini şu altından girip bakın içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve o ilmeği tekrar yeniden örüyorum. Artım yapıyorum bak. Bu şekilde bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet. İlk önce buradan kesim yapıyordum. Şöyle. Evet. Bakın. Şimdi şu başa kadar devam edeceğim. Buradan keseceğim. Buradan arttıracağım. Bunu kaç sıra yapacağım? Bakın. Şu kesik kısımdan saymıyorum. Şu haroşamız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. sırada bakın 24. sırada buraya bir işaret koyacağım. Ben bu 24 sırayı örüyorum geleyim inşallah. Ondan sonra tekrar anlatmama devam edeyim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Bakın burada bir işaretimiz var. Bunu çıkartıyorum hemen. Ve şuraya takıyorum bakın. Şurada zaten bir işaretimiz var. Buradan kesiyoruz. Buradan da arttırıyorduk. Şimdi buradan arttırmayı bırakacağız. 21 sıra ördüm. 21, 22 neyse. Şu an tam hatırlayamadım. Evet, bakın burayı kesiyorum. Bu işaretimiz buradan. Şu yönden kesiyorum. Kes. Bu sırayı şu şekilde bitireyim. Bismillah. Evet videomuz çok uzamasın. Evet sıramın sonuna geldim. Şu anda dönüyorum bakın. Döndüğüm yerde bir tane
şu işaretimi koyuyorum. Buradan arttıracaktık ya. Arttırmayı bırakıyoruz. Ve kesmeye başlıyoruz bak. Evet, şu anda bitti. Her iki taraftan keseceğim şimdi. Her dönüşte keseceğim hem sağdan hem soldan. Bakın şu şekilde. Ta ki 3 kalıncaya kadar keseceğim. Her iki baştan da kesiyorum. 3 ilmeğiyle başlamıştık. Yine 3 ilmeğiyle bitireceğiz Allah izin verirse. Şimdi boy kısmı bitmiş oluyor. Yeleğimizin şu an enine çalışıyoruz. Şu anda buradan da kesiyorum. Evet, ilmeğimi kestim. İlmeğim bir bir azalacak şimdi. Hiçbir işlem yapmıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Sadece iki başlardan kesiyorum. Her dönüşte sağ taraftan kesiyorum. Ta ki 3 ilmem kalıncaya kadar. Ve ondan sonra inşallah hem dikimini hem de ölçü alımını size göstermek istiyorum. Nasıl mantık, nasıl işliyor. Evet, bakın döndüm. Tekrar kesiyorum. Şurası bak. Evet, ben 3 ilme kalıncaya kadar inşallah örüp geleyim. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın şuraya gelince kesmeye başlamıştım. Şu şekilde göstermek istedim ki hani mantığını anlayın, nasıl örüldüğünü diye. Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi buradan bir tane de buradan keseceğim, öreceğim. Tekrar dönüp gelip döndüğümde buradan keseceğim. Her iki baştan da kesiyorum. Bir buradan, bir buradan. Kesiyorum, örüyorum, dönüyorum, bir tane daha kesiyorum. 3 kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Bakın. Şu anda bir tane kesiyorum. Örmeye devam ediyorum. Hep sağ taraftan kesiyorum. Ördüm. Daha bitti ilmeler. Tekrar döndüm. Bir de buradan kesiyorum. Zaten burayı baştan beri kesiyoruz. Öbür taraftan arttırıyorduk. Öbür tarafı bıraktık. Şimdi buradan da kesiyoruz. İki taraflı. Ördüm, sırayı tamamladım, tekrar dönüyorum. Bu şekilde 3 ilme kalınca tamamını kesiyorum. Kaç ilmem kaldı? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 kalmaması lazım. Çünkü sürekli 2, 2 kestiğimiz için
Şurayı kestim mi, kesmedim mi? Bakmam lazım. Evet, iki ilmeği kesmişim. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Hemen ördüğüm yerde unutuyorum, kestim mi, kesmedim mi diye, onun için kontrol ettim. Bakın kestim. 3 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde devam ediyorum kesmeye. Hızlı örüyorum ki videomun süresi çok uzuyor. Bakın 1, 2, evet. 3 ilmeğim kaldı burada, bak. Bitirdim. Burayı 3'ünü bir kesiyorum. Çünkü 3 ilmeğe başlamıştık. Şekilde 3'ünü bir edip tamamen kesiyorum. Şu şekilde uzatayım. İçinden geçireyim ben onu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bitirdim. Şuradan başlayıp bir bir ördüğümüz zaman şu kısım bize enini veriyor. Yeleğimizin enini veriyor. Bak. Dörtte birini veriyor yani. Şimdi bitirdim ben. Şu şekilde. Yeleğimiz de bitti. Yeleğimiz nasıl olacak? Evet. Yeleğimiz şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle açılsın biraz daha. Kaldırayım da üstüne. Şimdi şuradan başlayıp şu şekilde dikeceğiz. Bak şöyle. Şurası ön kısmı olacak. Şurada iç kısmı olacak. Şuradan dikeceğiz. Şöyle V yakalı, düşük kollu bir yeleğimiz olacak. Evet, videomun süresi bayağı uzadı. Dikimini buraya bir süs yapacağım onu ve ölçümünü de diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın bir önceki videomuzda ben yeleğimi bitirmiştim. Şimdi inşallah dikimine geçeceğim. Ben ikisini de üst üste koyuyorum. İyi yüzleri iyi yüze gelecek şekilde, şu şekilde. Şu şekilde. İlk önce arka orta kısmını dikiyorum, bakın. Tam orta kısmı. Şuradan ilmeğimi, ipliğimi geçirdim. Evet. Bakın görüyorsunuz şu haroşaları. Şu şekilde haroşalardan birbirine tam sırasını denk getirerek dikiyorum. Haroşalar birbirine denk gelecek.
şekilde. Sıra bitinceye kadar devam edeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın dikimini tamamladım. Şu şekilde kesiyorum ipini. Şimdi iki yanı kapatacağım. İnşallah onu da göstereyim. Bakın ters yüzünden yine aynı şekilde ipimi sabitliyorum. Evet. Şu şekilde koltuğa kadar. Ne yapıyorum bak. Evet. Nereye kadar dikeceğim? Bakın. Şu koltuk kesimi belli. Gördünüz mü? Şuraya kadar dikeceğim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, bakın ben orta kısmını dikmiştim. Şu ortayı. Yanı da birleştirdim. Bakın. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer tarafını şu şekilde yine ters yüzünden birleştirerek dikeceğim. Şu ipimin arasından geçiriyorum ki düğüm çözülmesin diye. Şekilde. Geçirerek dikiyorum. Evet. Bunu da başa kadar dikeceğim aynı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yanlarımı ve arka ortayı diktim, bitirdim. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Şu şekilde. Bir de öne bakalım inşallah. Önümüz ise yine aynı bu şekilde. Siz şu şekilde edip buraya düğme yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir bağcık yapacağım. Bir küçük çiçek çalışacağım Allah izin verirse. Siz buraya pompon da yapabilirsiniz. Pomponla bağlarsınız. Pompon benim için uzun sürdüğü için şimdi ben buraya küçük bir çiçek yapacağım Allah izin verirse. Nasıl bir çiçek çalışayım? Şu anda şöyle bir
basit küçük bir çiçek çalışayım. Dört, beş tane zincir çektim bak. Bu beş zinciri birleştiriyorum. Ve bir, iki, üç tane ve başına atıyorum. Şu dört tane zincir çektim. Bir, iki, üç, bir tane daha çekeyim de daha dolgun olsun. Şöyle bir fıstık çalıştım ben. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip bunu buraya sabitliyorum bak. Tekrar bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Başına atıp bir, iki, üç, dört, beş tane çekiyorum. Şöyle bir fıstık çalıştım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip buraya batıyorum. Evet. Tekrar bir, iki, üç, dört zincir çekip başına atıp bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane çektim. Ve sabitliyorum bak. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Ve şu kısmı, şu zincir olan kısmının güzel dursun diye bakın. Şuraya, evet. Şimdi ben bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet, şu benim için yeterli. 50 tane zincir çektim bak. Bu zinciri nereye sabitliyorum? Bakın şu bir tam şuraya sabitliyorum. Bak. Arkadan çekin de şu ilmeği şu şekilde çekiyorum bak. Evet. Şuraya şu şeylerin nohutları modelin bittiği yere sabitledim. Ve bunu buraya bir tane daha sabitleyip şöyle keseyim ve içinden bunu inşallah kaydırarak gizleyelim ucunu. Evet, ucunu gizledik. Şimdi ben aynı şekilde bir tane daha yapacağım Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, bakın ben çiçeklerimi yaptım. Bağcığımı da bağladım. Evet.
Yeleğimiz de bu şekilde oldu bakın. Çok harika bir yelek oldu ama. Güzel bir model. Evet, bunu nasıl büyüye uygulayacağız? Şimdi onu anlatacağım Allah izin verirse. Nasıl bir yol çalacağız, nasıl çalışacağız? Bakın benim elimde şu anda büyük bir yelek var, 48 bedene göre. Büyük bir yelek. Bu yeleğe nasıl alacağız? Bu yeleği ortadan ikiye katlıyorum bakın. Şöyle. Bunu dörde katlıyorum. Önce ikiye, sonra dörde katlıyorum bak. Dört. Bu tığ işi bir yelek. Şu şekilde. Ön her zaman arkadan şu pat kadar büyük olur. Bak görüyorsunuz patını. Yani öndeki o lastiği, ilikeminin olduğu yeri. Evet. Ve ölçüyoruz bakın. Elimize mezuramızı alıyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Tam 30 santim. Bakın 30 santim. Yeleğin önü 30 santim. Hemen şuraya 30 santimi yazıyorum. En 30 cm. Evet. Koltuk boyu, koltuk boyu ise bakın şu kısım, şu koltuk kısmından tutuyorum bakın mezurumu. Kırk altı santim. 46 cm. 46. Şu omuz hizası, koltukla omuz arası. Koltuk ve omuz arası. Koltuk ve omuz arası. Tekrar ölçeyim. Bakayım 24 santim. 23-24 santim. 24 santim. Evet. Eni 30 santim. Bu ön için. Bu ön. Arka için ise şöyle göstereyim inşallah. Bu da arka. Siz şimdi şey yaparken şu modelin, bakın şu modeli çalışırken büyük bir yele sadece en ve koltuk boyunu, bakın en ve koltuk boyunu, şu enini, şu koltuk boyunu alırsanız eğer, bakın koltuk boyunu nasıl alacaksınız? Bunu ikiye katlayacaksınız. Yarısı, şunun yarısı, şu şekilde göstereyim.
Bakın yarısı önünü veriyor, yarısı da arkasını veriyor arkadaşlar. Şunu artı olarak 24 santim daha ekleyeceksiniz. Bak 8, 4, 48 santim. İkiye katlanınca 24 santim olacak. Bunu böleceksiniz. 48 bölü eşittir. Bak 48'e 24 kalıyor. Ve şu şekilde anlatayım inşallah size. Şuradan 3 ilmeğiyle başladınız ya. Şu en kısmı, şu arttırdığınız artma kısım, şu alttan tuttuğunuz zaman 30 santim olacak. 30 santim. 30 santim olduktan sonra bir tarafı kesmeye, bir tarafını da şeye çalışacaksınız. Arttırmaya, arttırdığınız taraf ön veya arka orta olacak. Kestiğiniz kısım ise, şu kestiğiniz kısmı siz ölçeceksiniz. Bu da koltuk boyu. Şu 46 santim olacak yani. Bizim şu koltuk boyumuz, bakın burada kaç santim? 15 santim olmuş. Bizimki burada bebek olduğu için 15 santim olmuş bak. 15 santim. Şurası 15 santim. Şurası ise kaç santim olmuş bakayım? 12 santim. Evet. Nasıl belirleyeceksiniz? Dediğim gibi ilmelerinizi atın. Santime kaç tane ilme düşüyor? Ona göre ayarlayabilirsiniz. İnşallah elimden geldiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Anlatmışımdır, anlamışsınızdır inşallah. Eğer anlamadığınız bir şey olursa yine de mesaj atın. Elimden geldiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bir projenin de daha sonuna geldim. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Beni takipte kalın. Kanalıma abone olup yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.